Bir de o realite dediği şey o kadar değişken bir şey ki, mesela atıyorum demin hemfikir olduğumuz işte tekamül benim hayatımdaki çok kıymetli kelimelerden birisi, evet. Yani önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu gerçekten becerebilen, bununla uğraşan, hakikaten şifacı olan insanlarla karşılaşma şansım da oldu. Ama işte iptal 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 diyen arkadaşım da var. Fakat onun realitesi, bak bir şey diyeceğim çok önemli. Onun realitesi o. Yani tıpkı sen şimdi gitmişsin o filmde anan ağlamıştır eminim yani. Ne set maceraları olmuştur. Başrol oynuyorsundur ama oradaki figürasyon da abi biz işte bilmem kim hocayla metamorfoz çektik diye anlatıyor. Onun da realitesi o. Dolayısıyla o realite dediğimiz şey çok değişken bir şey. Sadece Okan'ın dediğine ben şuradan çok katılıyorum. Hayatı nasıl anlatıyorsak, nasıl tefsir ediyorsak o zaman kıymetleniyor ya. O yüzden kendi hikayeni nasıl anlattığın çok önemli bu hayatta. Yani dediği şeyde şöyle bir pesimist ve biraz asi ve gene romantik bir hal görüyorum. Çünkü abi gerçeklik öyle bir şey değil dediğin anda havalı asi çocuk oluyorsun ya. Evet. O da tefsir abi. Öyle değil ki yani. Ama işte bu hayata, bu da hayata yani her yerden romantik bakış. Ben ekmek getirdim diyorsun mesela. Yani... Sen diyorsun ki abi ben evimin ekmeğini getirdim ve işte bir erkeğin görevidir bu. Karın diyor ki ay eve ekmek getiriyor görüyor musun diye anlatıyor. Şimdi hanginizinkisi gerçek? Yani işte romantizmin belirli sınırlar dahilinde kalması... Orada bence de herkesin realitesi yani. Kendisine yani. Herkesin realitesi genel geçer şeylerin üstüne dediğim gibi mesela biraz önce o veganlık örneğinde verdiğim gibi. Ya bir Allah'ın kulda çıkıp aile planlamasına odaklanmıyor ama bütün çok, çevrecilerin çok doğru. Çıkış noktası nüfus. Sonra işte yani o kadar işten kopuyoruz ki bu romantizmle. Çünkü buradaki romantizm ne? İnsan hayatı. Doğsunlar canım. Ne güzel doğum. Aşkım doğum, bir de bize kalmadı şey, onlar ya gerçekten bir şey. Yani hani o da yani, çok saçma değil mi ya? Söz anladık. Gülis son bu anda ben değiştireceğim çünkü bütün hayatı. İnanmak oraya falan. Dur al bakayım beni... hatırlayacak mı? Çok merak ediyorum çünkü hatırlanmıyor. Al beni sarmala göğsüne sakla. Tamam. Ah kalalım sonsuza kadar anda. Güzel. Baştan başlayayım. Zaten bu başıydı. Şimdi şarkı bu arada şey ya düz. Hatırlamazsın. Hayır düz söyleyince. Hatırlamıyor kimse. Bir yaz gecesi hissettirdiğin rüzgarın yüzümü yalar. Benimlesin. Senin eski mahallen çok iyi. Bir dakika dur. Ilık bir yaz gecesi. Hissettirdiğin. Robert sende var mı? Senin yüzümü yalar. Değil mi? Yani. Rüzgarın yüzünü. Senin yüzünü. Senin yüzümü yalar falan. Benim. Bak. Benim ve Cihat selamlar. Hep seksi ama daha gençken yazıyordum. İşte bunlar hep seksi. Seksi değil bu ya. Ya. Romantik kızma bak ya romantik falan. Romantik koştum değil mi? Romantik değil mi? Bak bir dakika dur. Bak. Yerinde güzel. Burada romantizm maskesi altında tamam mı seksi? Yani. Ya ılık bir yaz gecesi. Bak kafa bulmak için söylemiyorum bunu. Yani bir ortak felsefe falan konuşuyoruz ya. Ben de bunu sana da soracağım size. Ilık bir yaz gecesi. Hissettirdiğin. Bak şimdi ılık bir yaz gecesi hissettirdiğin. Bir yaz gecesi. Sana mesela ılık bir yaz gecesi ne hissettirebilirim? Limonatanın çok şekerli şey olduğunu. Hayır ya yazın gelişi böyle. Hayır. Hani bir dakika. Fışığı bulur ya böyle. Hayır bunun altında tamam. Ilık bir yaz ılık gecesi var, yaz var. Hissettirdiğin. Ilık ılık ah bak, falan. Ilık bir yaz gecesi hissettirdiğinde ben mesajı alıyorum. Sonra diyor ki edepli davranmak için rüzgarın. Hayır, o ben duymadım. Edebi olarak bırakma. Niye? Romantik olarak. Ilık bir yaz gecesi hissettirdiğin dedi. Aldım mesajı. Sonra ne dedi? Rüzgar. Ha rüzgarmış. Ama yüzümü yalar diyor. Sonra dur da bir dakika rüzgarın. Araya bir rüzgar koydu. Demek istiyorum. Orada biraz betimleme yaptım arkadaşlar. Yazarlar destek çıkıyor. Üfleme değil. Dokunma değil. Yalama ile anlaşılması kötü bir şey. Yüzümü yalayan bir adam zaten. Yüzümü yalar. Tamam. Rüzgar diye bir adam varmış ve yüzünü yalıyormuş. Tamam. Öyle anlatmış. Yüzümü yalamak tamam, bir dakika canlı yapma, yayındayız. Evet ben yapma. Bir şeye dikkat ediyorum. Rüzgarın yüzümü yalar benimlesin. Sonra. Tenin. Ne? Benimlesin. Rüzgarın yüzümü yalar benimlesin dedi. Yani rüzgar esti ve seni hatırladım. Benim desin. Senin eski mahallem çok iyi bilmiyor. Ha, seni hatırladım rüzgar. Ha. Yani rüzgarın yüzümü yalar. Oğlandan ayrılmış. Tabii. O gittikleri yerdeki aynı rüzgar esiyor. Aynı bak senin mevzun. Yani yaz siz orada olsanız da olmasanız da oradaki oluyor. Akşam meltemi mesela hadi esiyor. Ha.
Ama sen oğlan bırakmış gitmiş mi seni? Ya bırakıp gitmedi aslında. Ben oğlanla ilgili önce anılarımı anlatıyorum. Hani oğlanın kafamda nasıl tamam, işte. Tamam ama orada oğlanla oraya gittin. Oğlanla gittiğinde oğlanla bir an yaşadım, o rüzgar yüzünü yaladı. Evet. Oğlansız gittin, rüzgar yine yaladı. Hissettim yüzünü. Hissettim oğlan yanındaymış oğlan gibi. Oğlan yanındaymış gibi çünkü benimlesin. Hani evet, evet. Bizimle değilsin gibi bir şey değil yani benimlesin. Evet. Benimlesin. Sonra? Sonra? Senin eski mahallem çok iyi bildiğim. Senin eski mahallem. Evet. Tene ne gerek var? Seninle mahalle arkadaşı gibiyiz. Sanki çocuktan beri tanıyorum seni gibi bir şey değil de tenin, ten. Hep bak hep aynı. Yani tenini çok iyi bilirim, ezbere ya bilirim gibi. Çok iyi bilirim ne ya? Ama bu şarkı sözü sen. Bak, ya evet kurgu işte kurgu yani. Kurgu maçı sen evet. Şeyle karıştırıyorsun. Senin eski mahallem iyi tenin bence. Eski mahallem. İşte şimdi gerçeklikten çıkma vakti yani. Evet, evet. Burada sonra, çıkacağım. Sonra yani. Tatlım. Senin eski mahallem çok iyi bilirim. Sokaklarında kaybolmak isterim. Ha seks. Burada biraz... Ama gerçeklikten güzel biraz bir şey seksin. Arada güzel oluyor bence. Kesinlikle. Sokaklarında kaybolmak isterim herhalde adam... Çıkıp, Robert geri gelmek lazım. De böyle yakışıklı uzun filan artık bir adam. Bizde nasıl kaybolacaksın? Bizde kaybolacak bir bakalım oradan sattın. Senin yüz ölçümün genişledi. Sen de biraz kaybolma ne ihtimali diyor, var. Ne kaçırdım ben? Ne demiş? Sokaklarında kaybolmak istedim. Ya bir adama diyorsun senin ki sokaklarında kaybolmak. Nerede kal mesela? Bu adam olsa kocaman adam. Ben küçücüksün mesela. Dolaş dolaş dur. Hani bitmiyor. Neredeydik? Kendinden navigasyon açalım istiyorum falan. Diyor. Aynen. Sokaklarında. Aa bravo işte kendine. Sonra? Oh ya kaynatalım şöyle biraz falan. Evet sonra? Mahrum olmak istemem senden. Mahrum etmekte. Üf, gittikçe ben de gerçekten şöyle düşündükçe. Algı bir kere açılınca tabii. Ay ne oldu? Evet bak senin yüzünden böyle. Ay bu ne okalalık daha orada da. Ama bakın şu an nasıl romantikleşiyorum. Peki, sakın kızma. Bir sakınca görmüyorum bu kadar çok sevmekten de. Sakınca da görmüyor. Yani aldı çok sevmekten de bir sakınca görmüyor. Ama rüzgar vurdu. Rüzgar vurdu. Adamı hatırladı filan ama... Ejderha, özünde ejderha canım. Havva'ymış gibi yapan ejderha işte. En tehlikelisi. Peki, senin son şarkına bakalım sözleri. Evet bakalım. Bak, söyle sözleri. Bakalım hatırlayabilecek misin? Nasıl? Hatırlamıyor abi şarkı olarak söyledim. Nasıl bir yılansın? Nasıl bir yılansın? Nasıl git artık da konu kapansın. Çok güzel. Evet. Evet. Net. O onun adamı o. Evet. Ha, evet. Nasıl düz bir yılansın? Romantik. Nasıl direkt bir yılansın? Söyledi. Git artık da konu kapansın. Şöyle sonra bir yılanım diye. Sonra? Hatırlamıyor. Olmaz sevgin beni yormazdı. Hep yanımda kalsaydın hiç uzaklara dalmazdım. Aa güzel laf bu. Olmaz sevgin beni yormazdı. Hep yanımda kalsaydın. Yormaz tabii o zaman. Ama öbür türlü sevgisi yoruyordu. Hep yanımda arayacak... Kalsaydın yorulmazdım senden diyor yani. Yanında çok, kalmamış yani. Çok doğru. Bak bu güzel yaklaşım. Bu çok güzel yaklaşım. Bu da, bu... Yani iki insan birlikte olunca birbirlerini yorarlar değil. Birisinin sürekli git gel yaşaması, evet, ilişkinin bir bitip bir başlaması falan filan gibi yani diğerinin uzakta olması bunu yoruyor. Bunu yazan çok genç bir arkadaş. Hani Z kuşağı falan neredeyse dedikleri gibi evet, bence. Evet. İyi bir evet kafa yani. İyi kafa. Kaygılı kaçıngan bağlanıyormuş. O daha çok tarafı uzun süre yan yana durmamış belki de. Hayır hayır ama doğru değil mi bu? Yani uzak biraz da şey yapar, yorar hakikaten. Yani ne olacak bu işin sonu filan. Ay çok eminlikte iyi mi Okan? Bilemiyorum. Ben emin olamıyorum yani. Ben hiçbir zaman emin olamadım. Yani bir de, ya kendimden değil. Beni seven insanın sürekli beni seveceği konusunda emin olamıyorum. Yani biraz da tecrübe yani. Belli ki hep sevmeyecek canım. Kalbimin üzerine gözlerini kazımazdım. Yuh. Hep yanımda tabii. Kalbimin alır, üzerine gözlerini kazımazdım. Yani bakışlarını kalbine buradan gömmüş. Güzel. Hep yanımda kalsaydın hiç çiçeklerim solmazdı. Bu seks işte galiba. Değil. Hayır. Bunda seks yok. Seks burada nerede biliyor musun? Ben sana yılanda ya. Yılanda gerçekten. Orada senin, yani. Ama senin bunu adeleli olarak şöyle anlamamanı da böyle. Çiçeklerim solmazdı. Yedim beni ya. Çiçeklerim solmazdı diye. Vallahi çok çok güzel. İşte bunlar hep seks. Evet. Samet Kurt yazdı bu arada. Ha, selamlar Samet Kurt. Sametciğim. Hmm.